Bu bölümde bazı sorunları düzelttikten sonra oyunumuzun menülerini tasarlayacağız. Başlangıçta bir karakter seçip oyunu başlatacak ve oyunu geçtiğimizde ya da oyun sonlandığında oyunu tekrar oynamak için menüye geri dönebileceğimiz bir ekran olacak. Önce şunu yapalım. Artık şu ekranı seçmeyi kapatabiliriz. Buna ihtiyacımız yok. Test için bize fayda sağladı. Ama artık onu kapatabiliriz. Ondan önce şunlara başında çok boşluk oldu gibi geldi. Onu da biraz küçültelim. Onu nereden küçülteceğiz? CSS dosyamızın içinde onlar neyle ilgiliydi? HTML'den bakalım. Game info ve game title. Evet, CTRL'ye basılı tutup üzerine bastığımda link olarak beni getiriyor. Left 32 piksel yapmıştık. Onu yapmak istiyorum. Game title'ı. Game info'yu da 10 yapacağım. Evet. Birinci yapmak istediğim şey. İkinci, şu seçimi iptal etmek istiyorum. Onu yardımlaşma forumundan arayalım. Ne diyeceğim? Bu CSS ile ilgili bir komut. CSS selection none diye arayalım bakalım. Çıkan sonuçlardan bazılarına baktım. Tıkladım. Bakalım içinde. Evet. Şu komut ne yapmış? Bir class oluşturmuş. UnselectTable diye. Bu class'ı verdiği tablolar seçilemiyor. Onun dışındakiler seçilebiliyor. Biz de aynen bunu bu şekilde kopyalayalım. Dilersek bütün ekranı seçilemez yapmak için ne yapacağız? Body'nin içine yazabiliriz bu komutu. Ya da örnekteki gibi nokta selection'ı istediğimiz yere koyup bu özelliği istediğimiz gibi verebiliriz. Mesela şunlar seçilebilir ama oyunun içerisi seçilemez. Oyunun içerisi de ne? Bütün oyunun Butterfly Game Container. Buraya bir class açıp UnselectTable dersek bakalım. Evet, CTRL-A diyorum. Hiçbir şekilde seçim yapamıyorum artık. Bunları da seçemiyorum. Tabii bunlar da evet bunlar da bu divin içerisinde yer alıyordu. O yüzden onlar da onun içerisinde yer aldığı için onlar da artık seçilemiyor. Dediğim gibi istersen bu komutu body'nin içerisine de koyabilirdim. Böylece komple body'nin içerisinde ne varsa seçilmez olurdu. Mobil uygulama yaparken HTML teknolojileriyle bu güzel bir özellik. Seçilmemesi gerekir. Daha kullanışlı. Bir de mesela bu oyunu eğer mobile çevirecek olsak ve mobilde klavye olmadığı için, ok tuşları ve space tuşu olmadığı için
Ne yapacağız? Ekranın üzerine, şuralara, mesela yukarı, aşağıya, sağa, sola gibi şeffaf yuvarlak butonlar koyacağız. Buraya da mesela yemek yemesi için space tuşu yerine bir tuş koyacağız. Bunların üzerine 10 klik yapıldığı zaman nasıl klavye tuşlarına bağladıysak bazı işlemleri, o tuşlara elle basıldığında ya da normal bilgisayarda açıldığında da mouse'la basıldığında o işlemleri yaptırabiliriz. Ekran seçmeyi kaldırdık. Oyuncu sorunu vardı. Şimdi oyuncu sorunu için şöyle bir şey denemiştik. Şunu resimleri ilk başlamıştı arka arkaya yüklüyor ama çok hızlı şekilde bir resim yüklenmeden diğerini yüklemeye geçtiği için yükleme tamamlanmıyor. Lokalde bir problem olmuyor ama internet ortamında ben sağa doğru bastığım zaman kelebeğin sağa doğru olan resmi yüklenmesi bir saniye gibi bir zaman aldığı için yukarıya doğru bakarken sağa doğru gidiyor kelebek. Her yöne doğru bir kere gittikten sonra o resimler artık cache'de tutulduğundan dolayı bir problem çıkmıyor. Bu problemi nasıl çözeriz? Şuna ihtiyacım yok artık. Bir tane gizli bir layer yaparız. Gizli bir div yaparız oyunun içine. Nasıl yapıyorduk gizli bir divi? CSS özelliklerinden divin display'inden yaparsak o görünmez. Nasıl anahtarı kaybediyoruz display'inden yaparak? ID verelim bir tane. Hidden box diyelim buna. Hidden box'a da hidden box tabi en altta olmasın. En üstte olsun. En üste koydum. Ne olur? Her şeyin en arkasında kalır. Görünmeyecek ama yine de burada olsun. CSS'e gidiyorum. En altta bir tane ID olduğu için tablo başlayıp hidden box diyorum. Ne yapalım? Pozisyon absolut olsun. Top 0 piksel. Right left 0 piksel olsun. Width 1 piksel olsun. Görünmeyecek ama height 1 piksel olsun. Display'de none olsun. Böyle bir görünmez bir div ekledikten sonra yüklenmesini istediğim resimleri mesela nerede? Şu. İşte şu resmin ben yüklenmesini istiyorum. İşte bu resim yükleniyor ama şöyle player 1 up down left right dersem ne olacak? Çalıştırdığımda bakın gördünüz mü orada? Yan yana o resimlerin hepsini yükledi. Ama görünmemesi gerekiyordu. Göründü. Ona bakalım. Şunu ben şu en aşağıya koyayım. En üstte görünsün. Display'ini yaptık. Anahtar da görünüyor. Başlangıçta. Çünkü yanlış yere koymuşum. Pardon. Game Objects'in içine koymuşum. O yüzden tabii ki doğal olarak görünüyor. Ama bu Hidden Box'ın içerisinde bu Game Objects'de yüklendiği gibi ne olacak? Arka planda o yüklenecek. Ben sağ sola basmadan o yüklenmiş olacak. Sola bastığımda daha önce yüklendiği için cache'den alarak
o internetteki bir saniyelik gecikme problemi ortadan kalkacak. Ne oldu? Kelebek aşağıda kaldı. Neden? Neden aşağıda kaldı? Şunun bu resmin daha önce burada yüklenmesiyle bir alakası var mı? Bunu yanlış yere mi koydum? Her şeyin mi altındayız? Bakalım. Yenileyelim sayfayı. Güzeldi şimdi. Şu altta kaydettik galiba. Bir öncekinde. O yüzden altta göründü. Şimdi bunu ne olacak bu resimleri? İlk başlangıçta yükleyecek. Başka yükleyeceğimiz resimler varsa hepsini buraya böyle ekleyebiliriz. Player 2 Player 2 var. Bir de Player 3 var. Onlar menü yapacağız birazdan. Kullanıcı Player 2 ya da Player 3'ü de seçebilir. O zaman ne olacak? Ona uygun bir ona uygun resimler de yüklenmiş olsun. Onları yapmazsak başka bir player seçtiğinde mesela ne vardı? Uğur böceği vardı. Uğur böceği seçtiğinde o sorun tekrar olur. Sadece bunu seçtiğinde düzelmiş olur sorun. Player'a bakacağım. Şurada da bir tane daha değişken ekleyeceğim. Player nokta Player image. Player image. Image ID diyelim. Player 1. Ne yapacağım? Menüden seçtiği zaman herhangi bir player'e herhangi bir player'i seçtiği zaman bu değişken içeriğini değiştireceğim. Player 1'i, Player 2, Player 3 yapacağım. Resimleri yüklerken de bu Player Image ID değişkenini kullanacağım. Böylece o player'ın hangi player seçildiyse onun resmini yüklemiş olacağım. Seçilen player oyuncunun ilk resmini yükle. İlk resmini yükle. Nerede biz yükleme yapıyoruz? Burada. Değiştirmem gereken yer şurası. Player 1. Ne yapmışım burada? Mesela tek tırnak kullanmışım. O zaman bunun içine bir şey, değişken bir şey eklemek için de buraya tek tırnak iki tane açıyorum. Artı koyuyorum. Birbirine bağlamak için. Buraya da player nokta player image ait ediyorum. Böylece bu resmi yüklemeyi de değişkenle bağlamış olduk. Direction da zaten değişken. İstenilen resmi yüklemiş olduk. Oraya player 1 yazmamın sebebi standart olarak player 1 olsun. Eğer hiçbir değişiklik yapılmazsa player 1 ilk olarak yapılsın. Seçilsin diye yaptım. Evet. Böylelikle bu yüklenme, dönme bir saniyelik gecikme sorunu da çözmüş olduk. Gelelim oyunun menülerine. Menüleri bir katman yerleştirip üzerine bir layer, bir div katmanı yerleştirip onun üzerine yaptığımız tasarımı oluşturacağız. Menüleri yönetmek için yeni bir tane class açacağım. Adına page diyeceğim. Page class'ı. Bu page class'ı benim sayfalar arasında geçişimi sağlayacak. Şunu silelim. Ne yapıyorduk? Fonksiyon. Büyük harfle başlıyoruz. Bir tane bu page diye bir class yani fonksiyon grubu oluşturdum. Sonra ne yapacağım? Page nokta. Nelere benim ihtiyacım olacak? Mesela page nokta
show diyecek. Burada da page name. Bir sayfa ismi verildiğinde ne yapacak? O sayfayı gösterecek. Şu şekilde kullanılıyordu. Page grubu nokta show değişkeni eşittir. Bu fonksiyon page name parametresi içinde de yapacağım işlem. Burada yine page name için page nokta büyük harflerle name eşittir. Bir obje deyip bir sabit oluşturabiliriz. İşte mesela ne isimleri olacak? Start sayfası, ilk başlangıç sayfası olur mesela. Start sayfası olsun. Oyunun oynandığı game sayfası olsun. Sonra game over oyunun kaybedildiği sayfa ve oyunun kazanıldığı sayfa. Game win diyelim buna da. Game win sayfası. Şu an aklıma gelen bunlar. Bu sayfaları tasarlarken normal, zaten web teknolojileri kullandığımız için web teknolojilerde bir web sayfası nasıl tasarlanıyorsa o şekilde tasarlanıyor. Tabii bir web sayfasına göre bizim sayfalarımız çok basit olacak. Normalde web sayfası bir resim işleme programında taslak şeklinde çıkarılıyor. Daha sonra da o taslak nasıl biz oyunumuzu CSS'le, HTML tagleriyle bu hale getirdik yavaş yavaş. O taslak işte yine CSS ve HTML'le gerekiyorsa taslağın üzerinde bazı resimler varsa CSS'de çizilemeyecek resimler. Onlar resim olarak küçük küçük kaydedilir. Resim olarak kullanılabilir. Ama bazı şeylerde CSS ile çizmek daha esneklik kazandırır. Mesela atıyorum bir butonu resim olarak da koyabiliriz. Ama eğer bir butonu CSS ile çizersek o zaman üzerindeki yazıları da ne yapabiliriz? Koddan değiştirebiliriz. İstediğimiz zaman farklı yazılar, dinamik yazı koyabiliriz. Ama bir resim yaptığımız zaman butonu üzerindeki yazıda ne olacaktır? Sabit olacaktır. Ha, şöyle de yapılabilir mesela. Butonun arka planı resim olarak CSS'de resmi koyarız. Onun üzerine bir katman koyup oraya da metin yazabiliriz. O tarz olabilir. O zaman hem resmin ayrıntılığını kullanmış oluruz. Mesela şöyle duvar efektli bir buton CSS'de yapmak çok zor. Yani yapabilen tabii vardır ama yapılmaz. Resim olarak kullanılır. Hem onun özelliklerini kullanabilir hem de böyle duvar efektli bir butonun üzerine yazı, dinamik bir yazı da yazılabilir. Ne yaptık? Page'i açtık. Tag'leri açalım index.html'in içerisinde. Index.html'de. Ne olacak? Bu benim sayfalarım. Bütün oyunun üzerinde olması gerekiyor. O zaman şuraya yazabilirim. En alta yazabilirim. Div id eşittir start page mesela diyelim şuna. Başka ne var? Game over page, game win page 3, bir de game vardı. Game'de bu sayfaların hepsinin görünmez olması zaten arka planda bu oyun sayfasını gösterecek.
Niye oyun sayfası hep arka planda görünüyor? Ben start page'imi, game over'ı ve game win page'imi arka planlarını, opacity'sini düşürürsem, böyle şeffaf bir arka plan kullanırsam ne olur? Burada menü çıkarken arka planda da mesela oyun bittiğinde şu hafif bir şekilde şu arkadaki oyunu da göstererek biraz daha sayfaları renkli hale getirmiş olurum. Bir tane sayfa ile ilgili bir class açalım. Bütün sayfalara o class'ı verelim. O class da class nasıldı? Nokta ile başlıyordu. Class bütün istediğimiz kadar tag'e eklenebiliyordu. Page game page diyelim. Pozisyon absolut olacak çünkü ne yapmak istiyorum? 0'a 0 şuradan koyacağım. Top 0 piksel, left 0 piksel, genişlik %100, yükseklik %100, background color denemek için red diyeceğim. Arka planda resim arka planlar da kullanabiliriz. Ne yapacağım? Class game page istiyorum. Şuna da aynısını ve şuna da aynısını ekliyorum. Şimdi çalıştırdığımda kırmızı olması gerekiyor. Evet. Niye? Bütün sayfalar çünkü görünür halde olduğu için kırmızı olması kırmızı olacaktır. Şuradan page'e gidelim. Ne yapalım? Page.init başlangıçta çalışacak fonksiyonun ID'si verilen sayfayı göster. Şu da başlangıçta çalışacak fonksiyonum. Sonra bana ne gerekiyor? Her bir sayfanın elementi gerekiyor. Onlara müdahale edebilmek için. Şurada yapalım onu da. Page.start page element diyelim. Page.gameover page element diyelim. Page.gamewin page element diyelim. 3 tane sayfa olacak. Başlangıçta ne yapacağım? Bunlar class başladığında her zaman hiç silinmeyecek olan değişkenler. Class bir kere yüklendikten sonra ben bu değişkenin içerisine bu fonksiyonla bir değer atadığım zaman o değer her zaman o değişkenin içinde, ben silmediğim, değiştirmediğim sürece o değişkenin içerisinde yer alacak. Document dediğim bu document. Get element by ID. Niye bunları başta atıyorum? Çünkü bunu ben sayfa yer kullandığımda, her değiştirdiğimde şu get element by ID bütün sayfada o ID'yi tespit edip o nesneyi bulup bana getiriyor. Bu kodu ben her zaman kullanmak istemiyorum. Bunu bir kere kullanıp bunun o elemente ulaşmak için gerekli olan bilgiyi bir değişkene atadıktan sonra o değişkeni istediğim zaman kullanarak daha performanslı bir kod yazdığımı düşünüyorum. Get element by ID neydi bu? Start page neydi? Start page'di. Game over page, game win page var.
noktalı virgülle kapatıyorum. 3 tane daha var. Game over page, game win page'de kazanma sayfası şeklinde. Sonra şuradan CSS'den şu game page'in background'ı white demişim. Başlangıçta sadece start page, ilk görünecek sayfa start page olacak. JavaScript'ten stili değiştirdiğimizde ne yapıyordu? Tag'e stil diye bir komut ekliyor ve burada bizim eklediğimiz komutlar burada çalışıyordu. Class ID'nin içindeki özellikler ya da class'ın içindeki özellikleri değiştirmiyordu CSS'e ulaştığımız zaman. Ama stilin içinde bir şey yazdığımızda, eğer display bunların içinde de varsa, stile yazdığımız daha baskın olduğu için onların üzerine yazılıyordu. Ben burada display burada yazmak istiyorum. Çünkü ilk başlangıçta diğer iki sayfamı göstermek istemiyorum. None diyeceğim. Sadece start page'i göstermek istiyorum. Mesela onların içine de 1, 2, 3 yazalım. Burada 1 yazdı mesela. Ondan sonra diyelim oyun bitti. İşte kazandık. Blok göstermeye yarıyordu. 3. sayfa gibi. Bir de bu opacity bir şekilde opacity verirsek 0.9 verelim. Opacity verirsek çok hafif bir arka planda bir tabii startta daha bu oyun ekranını oluşturmamış olabiliriz. Startta bu ekran görünmeyebilir. Oyun bittiğinde, kazandığında ya da kaybettiğinde olabilir bu görünme. Ya da startta da ya da diğerlerinde de bir resim de arka plana başka bir resim de ekleyebiliriz. Mesela işte oyunumuzla ilgili bir ekran tasarlayabiliriz. İşte kelep oyunlarda olur, menüler biraz tasarımlı olur. İşte normalde oyun içerisinde olan küçük karakterlerin çok ayrıntılı resimleri çizilir. O tarz bir şeyler yapılabilir. Evet, bizim yapacağımız şu anda start ekranını tasarlamak. Bir sayfa gösterileceği zaman da bütün sayfaları gizleyen, kapatan bir fonksiyonumuz olur. Önce bütün sayfaları gizleriz. Neden? Çünkü mesela şimdi start page elementin görünürlüğü var. Şu an görünüyor start page element. Ben dedim ki page.show işte game over. Şimdi game over'ın görünürlüğünün olması için, görünmesi için diğer sayfaların start page açıksa start page'in kapatılması lazım. O yüzden ben bir fonksiyon yazarsam önce bütün sayfaları kapatan,
Sonra da hangi sayfayı görüntülemek istiyorsak sadece o sayfayı açan bir fonksiyon yazarsam işimi görmüş olurum. Ben burada bütün sayfaları kapatıyorum. Onu şöyle de yapılabilir. Bir değişkende en son açılmış olan sayfanın ID'sini tutup sadece yeni bir sayfa açarken o daha önce açık olan sayfayı oradan bakıp ID'sini kapatabiliriz. Style.display. Ben hepsini kapatacağım. Çok fazla sayfam olmadığı için bu yöntemi kullanmayı şu anda tercih ediyorum. Ne yapacağım? Bir sayfa açarken, show yaparken önce hide all diyeceğim. Tüm sayfaları gizle ya da kapat. Tüm sayfaları kapatır. Ondan sonra da hangi sayfayı açmak istiyorsan switch'le switch page name case şurada var case eğer buysa etiyor sonlandıralım. Ne bu? Start page. Start page nokta style style nokta display eşittir. Yok göster. Gibi. Bundan kaç tane sayfamız varsa start var. Nokta game over var. Nokta game room var. Nokta game var. Game neydi? Game'de hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Hiçbir iş yapma. Hiçbir iş yapma dediğim aslında şurada bütün sayfaları kapatıyor. Başka bir sayfa açmaz sonunda arka planda game sayfası açılmış oluyor. Game over için şunu göstereceğiz. Win için de ne yapacağız? Şunu göstereceğiz. İsmi verilen sayfayı görünür yap. Başlangıçta zaten sayfa 1 açık olacak. Çok basit olacak sayfa. Burada 3 tane buton olacak. Birinde birinci kelebek, diğer resimdeki kelebek, bir de uğur böceği. Hangisini seçerse kullanıcı ne yapacak? Benim player'da oluşturduğum player image ID'ye Player 1, Player 2 ya da Player 3 diyecek. Hangisini seçersin. Altında da bir tane buton olacak. O da işte oyunu başlat butonu. O butonu resim olarak da yapabiliriz. Diğerlerini de mesela CSS ile yaparız. İkisini de yapmış oluyoruz böylece. Hem resimle bir buton yapmış oluyoruz. Hem de sadece CSS kullanarak bir buton yapmış oluyoruz. Ne yapalım? Index HTML'e gidelim. Start page'in içine bir silelim artık. Koyacağımız nesneleri oluşturalım. Öncelikle şöyle diyeceğim. Lütfen bir oyuncu seçiniz. Lütfen bir oyuncu seçiniz.
Onun altında ne olacak? Başka bir divin içinde 3 tane div. O 3 divin içinde de benim 3 tane karakterim. Üç tane karakterim olacak. Seçmek için. Şimdi bunların nesnelerini ekliyorum. Sonra CSS ile ne yapacağız onları? Düzenleyeceğiz. Bunları CSS ile buton haline getireceğiz. En aşağıya da bir tane oyunu başlattı. Bu butona da resim yaparız. Evet. Böyle bir nesneleri olacak. Şöyle lütfen bir oyuncu seçiniz. Aşağıda 4 tane seçme. Bir de oyunu başlat. Bu da bir buton olmak için istiyorum ben. Şimdi yazı karakterlerini değiştirelim. Stilden. Stil dosyamıza gidelim. Biz Arial'den başka bir yazı karakteri kullanmadık, değil mi? Kullanmadık. Mesela şöyle bir şey yapılabilir. Arial yazı karakterini ben body'nin içine yerleştirirsem, eğer herhangi bir yazı karakteri belirlemezsem o yazı karakteri Arial olur. Eğer ben bunun içerisinde bir yazı karakteri belirlersem o zaman yazı karakteri daha üstte belirlediğim özellik neyse o alttakinin üzerine yazılır. Şimdi body daha genel bir özellik. Burada div'in özelliği body'den daha baskın gelir. Ondan sonra şu div'in içerisine şunun butonunu tasarlayalım. Ne bu? Mesela Start Page Player Buton. CSS'in içine gidelim. Class olarak tasarlayacağım. Çünkü 3 tane var. Üçüne de ekleyeceğim. Start Page Player Buton. Ne olsun? Background color white padding neydi? İşte üstten şu nesnenin içerisinde üstten sağdan soldan alttan boşluk bırakıyorduk. Böylece bu geniş bir alanda. Geniş bir alanın ortasında olmuş olacak kelebek. Mesela 30 piksellik bir boşluk bırakalım her kenarından. Her yazdığımız komutta sayfayı yenileyip bakmak için şuraya ekleyelim bunları. Class üçüne de ekliyorum. Üçüne de ekliyorum. Mesela bir üstteki grup yaptığım divin içine bir tane ekleyip bu üçüne eklememiş olsaydım yine üçüne eklemiş gibi üçünün de özellikleri değişecekti. Bir de ben selected buton tasarlayacağım. Bir tanesi selected olsun diye. Mesela ne oldu? Hepsinin kenarlarına boşluk bıraktım. Şöyle yapsaydım. Class'ı buraya verseydim. Şunların üçüne de vermeseydim. Aynı şey olmadı. Çünkü CSS'ime bakayım. Tabii padding 30 dediği öbür divin kenarlarından 30 bıraktı. Böylece bunlara yansımamış oldu. Mesela
şey deseydim, font family Arial deseydim buna, şuna, bunların içindekilerin hepsi Arial olacaktı. Ama padding, doğru, padding nesnenin kenar boşluğuyla ilgili bir özellik olduğu için bunların içerisine yansımadı. Demek ki bizim için bu uygun değil. CTRL-Z ile geri alıyorum. Benim istediğim şu şekilde. Şu şekilde olması. Sonra border koymak istiyorum. Border. Border nasıl koyuluyor? Ona bakalım. Onun birkaç parametre alması gerekiyor yan yana. Yanlış hatırlamıyorsam. Mesela şu. Beş piksel, tabii bir piksel olsun. Solid, düz bir çizgi anlamına geliyor. Renk olarak da gri renk istiyorum. Seçili olan renkli. Seçili olanın renkli görünmesini isteyeceğim. Evet, devam edelim. Position relative dersen şurada biraz denemeyle ne olduğuna bakacağım. Diğerleri nerede? Fix dediğimde diğerleri nereye kayboluyor? Şunu yapmak istiyordum. Tam bir kareye oturtmaya ama şöyle diyelim. Width 32 piksel. Height 32 piksel. Şunu inceleyeceğim. Diğer nesnelerim nereye gitti benim? Üst üste geldi. Üst üste geldikleri için görünmüyorlar. Şöyle bir komut olması gerekiyordu. Bakalım. CSS inline. Inline block float left float left'i ekleyeyim. Şu pozisyonu sileceğim. Böyle yan yana dizilmesini istiyordum ben. Ne yaptım? Float left şimdi pozisyonu absolute'den çıkartınca ne oluyordu standart olarak? Bunlar bir yer kaplıyor. Yani birbirlerini etkiliyor, birbirlerini itiyor. Float left dediğimde diğerini yanına eklemeye başladı. Normalde float left olmasa alt alta eklemesi lazım. Değil mi? Ona bakalım. Float left olmasa alt alta eklemesi lazım. Float left deyince yan yana ekledi. Genişliği 32 piksel vermezsem yan yana ekleyince bir sorun olmuyor. Tamam, benim istediğim bu. Bir de butonların arasında bir boşluk bırakmak istiyorum. O da neydi? Dış boşluk.
marginde, margininde 10 piksel boşluk bırakmak istiyorum. Evet, şu şekilde. Ama mesela şunun 0 olmasını istiyorum. Right, left marginin, left marginin 0 olmasını istiyorum. Margin left 0 piksel olsun. 0 piksel olsun. Hem şurada da hem left margin hem right margin'in boşluğu olduğu için iki kat boşluk kalıyor. Evet, istediğim tam bu şekilde. Şuna bakıyorum. Şurada clear left diye bir şey var. Oyunu başlat butonu da o özelliği aktif ettiğim için yan yana devam ediyor. Ama ben burada clear left'i kullanırsam aşağı geçiyor mu? Geçti. Clear left'i kullanmak istiyorum. Sonra şu ve şunun arasında, şunların arasında bir boşluk. Boşluk bırakmak istiyorum. Onun için ne yapacağım? Şu yazılar için CSS içinde bir yer açmak istemediğim için şurada bakalım yapmaya çalışıyorum. Stil eşittir. Margin bakın aşağı boşluk 50 piksel olsun. 50 çok oldu. Ama istediğim oydu. Arasında bir boşluk bırakma. 20 olsun. Bu da çok oldu. Aynı şekilde başlatın da arasında şu komutu kopyalarsam ve tap dersen bir button yerine tap dersen üst boşluk margin tap işlemedi. Padding. Padding top dersen ne oldu? Padding top dersen oldu. Marginler. Margin top neden olmadı? Bakalım. Margin top neden olmadı? Display block. Padding top. Padding top oluyor. Peki. Margin top olduğu zaman yani bizim için margin ya da padding olması şurada bir şey değiştirmiyor ama eğer buton oyunu başlat butonunu resim yapmasaydık tabi padding yapmamız işi bozardı. Peki ben start page'e şu center özelliğini versem. Nerede kullanmıştık o center özelliğini? Şu vardı display flex. Ha, display flex kullanırsak biz görüntülerken display block olarak görüntülüyorduk. Eğer flex kullanırsak tabii bloğa dönüştüğünde display block olduğunda problem çıkartacaktır. Ama nasıl göründüğünü görmek için
deneyeceğim ben. Şu start page'i. Game page. Şurada deneyelim. Yapmam gereken şu kodu şuraya yapıştırıp şunu da iptal etmek. Evet, bir ortalama oluyor. Ama bir start page'in display'ine dokunmayalım. Çünkü onu blok olarak, diğerleriyle birlikte blok olarak kullanacağız. Eğer bir şey yapmak istiyorsak içine bir div daha açacağız. Açalım. Eğer böyle bir ortalama işlemi yapmak istiyorsak şu nesneye, şunlara bir div daha açalım. Şu komutu burası blok olarak kalsın. Şu komutu stil eşittir. Buraya bir yerleştirelim. Sonra da şurayı da tekrar gruplayacağım ben. Div. Tekrar bir grubun içine alacağım. Çünkü o gruba da bakayım skill diyeceğim. Background color red. Şimdi o kare neresi? Evet. İstediğim şey buydu. Şu kare burası. Display flex. Panic center. Şu. Ne oluyor? Bu blok olarak kaldı. Ben çünkü bundan olarak ve blok olarak değiştireceğim. Bunu oynamak istemiyorum. Şu div. Şuradaki div. Şunun içerisinde bir div daha oluşturdum. Onu ne yapacağım? Display flex demeden önce pozisyonunu absolut yapacağım. Top'ını 0 piksel, left'ini 0 piksel, width'ini, genişliğini %100 ve height'ını da %100 yapacağım. Böylece ne olacak? Bu aşağıya doğru da ortalanmadı. Demin niye ortalanmadı? Çünkü ben bu özellikleri vermediğim için şunun sığdığı alan kadardı. Bu yeni açtığım şu divin yüksekliği. O alan içinde de aşağıya doğru ortalamaya ihtiyaç duymuyordu. Benim şimdi istediğim şekilde geldi. Şu yazıları ortalayacağım. Şuraya bir tane resim buton koyacağım. Sonra bunları CSS'leriyle oynayabilirim. Şimdi burada hızlı bir şekilde burada yaptım. Şurayı koddan dolayı buraya yazıyorduk. Onun dışındaki yerleri CSS'in içine alayım mı? Bir düşüneyim. Çok uygun oldu. Şunu alayım. İhtiyacım olmadığı için başka bir div'e de ID vermek istemiyorum. Ne yapacağım? Start page tire sub container diyebilirim. Start page'in bir class oluşturabilirim. Onun için start page diye zaten bir şey yok. Start page sub
alt container, alt container diyelim. Şu kodu yapıştıralım. Absolute left width height display gibi gibi. Şunu da HTML içinde buraya artık class diyelim. Bunlara ID vermiyorum. Bunları JavaScript'ten bunlara ulaşma ihtiyacım olmayacak. Bir tek şu butonlarla ilgili, butona basınca bir fonksiyon çalışacak. Onu da kodun içerisinden, HTML'in içerisinden JavaScript'te ulaşarak yapacağız. Şunlara gerek var mı? Bunlar için açmama. Bunlar dursun. Şunu niye grupladım? Şu nedir? Burada bir hata yapmışım. Şu galiba kapatmadığım için. Şu bunun kapanması. Şu bunun. Şurada bunun olması lazım. Şey yapmak istiyorum şurada. Text Alink Center demek istiyorum. Aynı şeyi aşağıdaki için de yapmak istiyorum. Şunun son butonu, son butona ek olarak margin right 0 piksel diyeceğim. Çünkü bunların right'ı olması doğru ama bunun right'ı şuradaki alanı genişletiyor. Şu kırmızı yaptığımız için arka planı görebiliyoruz rahat bir şekilde. Sonra da bunu şunun içerisine boşaltırsam bu şekilde görünüyor son hali. Ne yaptım? CTRL-S'ye bastım burada. Evet. Lütfen bir oyuncu seçiniz. Şunları bir yuvarlama verelim. Kenarlık. Nereden vereceğiz onu? Bu butonun özelliğine girelim. Butonun özelliğinden daha önce kenarlık verdiğimiz neydi mesela? Radius. Radius'a gidelim. Radius komutlarını alıp bu butonun altına yapıştırırsak hafif bir yuvarlamış oluruz. Lütfen bir oyuncu seçiniz. Oyunu başlat. Aslında şurada kare resmin kare şeklinde olduğu için kare şeklinde butonlar olduğu için buraya bir daha bir kenarlıklı bir buton yapmak yani yazı buton yapmak yazı butonu kaldırabilir şu anda. Bu ekranda yazı butonu kaldırabilir. Ama biz resim buton da kullanmak açısından buraya bir resim buton yine tasarlayalım. Çerçevesiz tasarlarız. Yine hoş görünür. Çerçevesiz tasarlarsa hoş görünür. Şunun arkasını red dersen nasıl görünüyor? Red. Tabii opacity aldığı için bir üsttekinden alttakine de yansıyor opacity. Ben tekrar burada opacity komutunu kullanıp bir dersem game page'in altında bu. Mesela ne demiştik? Font özelliği gibi, opacity gibi özellikler aşağıya yansıyor. Ama mesela margin gibi özellikler
aşağıya yansımıyor. Şimdi içinde olduğu için tabii o pozitif her türlü yansıyor. Bu da geneline opozite verdiğimiz için. Bunun özelliğinin bir olması bir şey ifade etmiyor. Bu bunun içinde olduğu için hepsini yansıyor. Nasıl yapacağız? Yapmak istiyorsak. Şu burada başka bir nesne oluşturacağız arka plan için. Sadece arka plan için bir nesne oluşturacağız. O nesneye opozite vereceğiz. O nesneye opozite vereceğiz. O zaman şunu kurtarmış olacağız. Subcontainer var. Şu subcontainer özelliklerine bakayım. Absolute 0.0 %100 flex flex. Evet. Şöyle yapabiliriz mesela. Şu subcontainer'dan mesela bir tane daha burada açıp stili opacity'si 0.8 0.8 dersen şunu önce kapatayım. Daha iyi görmemiz için. Ne yapacağım ben? Şurada opacity'yi Pages'teki opacity'yi kaldıracağım. Çünkü bütün sayfaya etki ediyor. Ne oluyor kaldırdığımda? Bembeyaz olacak. Background color'ı da kaldıracağım. Ne olacak? Arkası görünecek. Sonra şuraya şu yeni açtığım divi background color white ve opacity verirsem ne olacak? Bir nesne ekleyip buna opacity verecek. Ama o nesneyle buradaki nesnelerin alakası olmayacak. Bizim istediğimiz de bu. Sonra ben bu tonları white dediğimde bu tonlardan hiçbirinde bir opacity olmayacak ve net bir şekilde görünecek. Bir de şunu yapacaktık. Butonun alt klası selected, seçili. Böyle mi kullanılıyordu tam hatırlayamıyorum ama nokta selected olması lazım galiba. Selected olursa şu border border turuncu renk olsun. Dark orange mesela. Dark orange olsun. Nasıl kullanabiliriz bunu? Class mesela boşluk selected dersem olmadı mesela. Class bu nasıl? Bunu internetten bakalım. Bu internetten bakalım. Şöyle yaparsam nokta selected dersem nokta selected dersem olur tabii ama ben böyle yapmak istemiyorum. Çünkü bu çok genel oldu. Start page player butonla ilgili bu selected. Çünkü ben başka butonlarda da selected yapabilirim. Bu sadece bu butonla alakalı durumlarda çalışmasını ben istiyorum. Şöyle yapıyorduk abi. Birleşik mi yapıyorduk? Evet. Birleşik yapıyorduk. Nokta selected. Evet.
boşluk selected dediğim zaman bunun altında olduğunda çalışıyor. Şuna verirsem ne olacak? Çalışmayacak. Ona o etkiyi vermiyor. Bu ton boşluk selected olduğu zaman bu etkiyi veriyor. Hatta selected olduğunda borderline'ı bir diş kalınlatabiliriz. Değil mi? Hangisini seçersek o seçilmiş olur. Lütfen bir oyun seçiniz. Lütfen bir oyuncu seçinizi bold yapalım. Bu tagle yaptım şimdi bu bold işini ama şeyleri de tabii şurada da o iş yapılabilir. Metin rengini değiştirmek için color diyoruz. Koyu bir gri bulabilirsek. Koyu gri bulamayız herhalde. Daha önce de aramıştık çünkü. 9 9 9 9 9 yaparsam bu hangi renk oluyor? Çok da koyu olmadı. Sıfır 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 siyah olduğuna göre 3-3 güzel bir renk. Hafif kırıklık olsun. Çok siyah kullanmak şey yapıyor. Çok gözü çekiyor. Şöyle bir gri olduğu zaman daha bir pastel bir ton oluyor. Zaten basit bir şey yapacağız. Burada seçeceğiz. Oyunu başlat diyeceğiz. Oyun başlayacak. Şurası biraz tabii biraz karışık olmuş olabilir. Biraz değil, birazdan fazla bir karışıklık olmuş olabilir. Şu bu ton resmini de tasarlayalım. Ondan sonra bu bölümü tamamlayalım. Nasıl yapacağız? Şuradan bir tane resim programı açalım. Daha önce de kullandığımız bir resim programını kullanacağız. Şurada bir tane yeni klasör açayım. İmaj diyeyim ona. Asset'ten farklı olsun. Asset. Bu imajda şurada bir bakalım, 100, %100 yapalım. Biz yazı karakteri olarak Arial kullanmıştık. Yapacağımız oyunu başlat. Oyunu başlat diyeceğiz. Arial olmasını istiyorum. Bold olabilir. 20 piksel olsun. Bir de start game diyeceğim. İngilizcesini yazıyorum. Ya İngilizceyi hiçbir yerde kullanmayacağım ama mesela oyunu başlatın altında çok küçük harflerle işte İngilizcesini yazacağım. Mesela oluyor internette gezerken mesela Çinlilerin yaptığı bir oyunla karşılaşıyorsunuz. Ya oyunun içine girdiğiniz zaman karakterler, resimler, bu oynanı oynayabilirsiniz. Çince bilmenize gerek yok ama oyunun menüsünde başlatamıyorsunuz oyunu.
Şu ikisini seçip ne yapacağım? Page biggest şunları ortala dersen ikisini ortalıyor birbirine. Tamam. Şurada şimdi şurada bakayım. Şöyle bir turuncu kullandım. Ha, bu turuncuya çok benziyor. Start game dedik. Şu acaba görünmez olur mu çok? Biraz daha mı koyulaştırmak gerekecek? Arka planda şeffaflık olduğu için görünmez olabilir. Herhalde olur bu diye düşünüyorum. Şimdi bu şekilde export edersek ne olur? 0'a 0 export eder. İstiyorsak bir tane arka planının şeffaf olmasını istiyorsak biz şeffaf yapacağız. Çünkü şu şuradaki butonların arka planı dolu olduğu için bir daha buradaki butonun arka planı dolu olmasın. Şöyle bir alan kaplasın buton. Ne yapacağım? Beyaz. Şuradan fill and stroke'dan stroke olmayacak. Fill'de de tamamen şeffaf yapacağım. Bir de şunu şöyle seçip ortala diyeceğim. Sonra da export diyerek kitcodes project kelebek source public html image start buton diyelim. Şunu da kaydedelim. Şimdi başka buton yapmamız gerekir. Şu şeyi kaybetmeyelim. Taslağımızı. Game prototype. Burada da page prototype diyelim. İşte diğer şeyleri de burada çizeriz. Export ettik, kapatıyorum, kaydettik. Ne yapacağım? İmaj tagini, asset yani imaj start buton png diyecek. Bakalım niye bulamıyor. Başka bir yere kaydettik. Peki. Yapacağımız iş şu. Source'a gireceğiz. Game prototype'e gireceğiz. Yok. Game prototype değil. Page prototype'e gireceğiz. Açılsın da kapatayım. Kapat. Page prototype'e gir. Şunu seçtim. Nereye export ettim ben bunu? İmaja. Bir yere export ettik ama nereye? Neyse ben onu videodan bakarım tekrar. Export. Çalıştır bakalım. Evet, bu şekilde.
Oyunu başlat butonu da. Geldi. O alan görünmüyor ama biz şimdi bu butona on click event verdiğimiz zaman şuralara da basılabilir hale gelecek. Öteki türlü çok içeride olmasın diye. Buton bir yer kaplasın, her yere basılabilsin diye o şekilde tasarladık. Evet, bu bölümü de bu şekilde sonlandırıyoruz.